Arkadaşlar merhaba. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi turbolu araç, yani turbolu araç ilk marş esnasında turbonun nasıl çalıştığını bir sonraki, yani bu konuşmadan sonraki videoda göreceksiniz. Yani onu bunu kesinle ekleyeceğim. Şimdi anlatmak istediklerim şunlar arkadaşlar. İlk marşa bastığımız esnada motorumuzun yani istediğimiz yağ basıncına ulaşmadığı için turbonun, bu az sonra göreceğiniz kanatçıklarının döndüğü yerde bir mil var ve bu mil yağ ile çalışıyor. İstediğimiz yağ basıncı olmadığı takdirde aracımızı çalıştırır çalıştırmaz üstüne yürüdüğümüzde bu mil istediğimiz gibi bir yağ, verimli bir yağ basıncı olmadığından dolayı yağlanamıyor ve bu da sizin turbonuzun ömrünü azaltıyor arkadaşlar. Aracımızı özellikle ve soğuk havalarda, yani yağın biraz daha sert olduğu ve ısınmak istediği zamanlarda turbolu araçlarımızın yağlarını en azından hani 2 ila 4 dakika arasında aracımızı ısıtıp o şekilde üzerine yürürsek, yani rölantide çalıştırıp o şekilde üzerine yürürsek turbomuzun ömrü için daha iyi olur diyorum. Bir de şöyle bir şey var. İlk arabamızı kullandık, ısıttık, gayet güzel ama park edeceğiz. Türkiye şartlarına göre çoğu yer rampa, biliyorsunuz zaten. Rampayı devirli kullandığımızda arkadaşlar ve aracımızı park ettiğimiz esnada eğer 5-6 saniye ya da 7 saniye önce devirli kullandıysak turbo o devre göre dönmeye devam eder. Yani siz aracınızı istop ettiğiniz takdirde turbonuz hala dönmeye devam eder ki bu rölantideyken zaten dönen turbo devirliyken daha devirli döner. Ve bir anda kontağı kapatmanız demek turbonun aldığı devirde dönmesi ama turboya gelen yağın kesilmesi demek oluyor. Bu kesilden yağda otomatikman dönen mile yağ basılmıyor ve dönen mil yağsız çalıştığında aşınıyor. Bu da zamanla emme manifolduna, interkole, o aşınan yerlerin, yani o aşınan keçelerden yağ basmaya neden oluyor. Anlatmak istediklerim bu kadar. Turbo ilk marşta nasıl çalışır, marş esnasından sonra nasıl döner, onu bu videonun arkasına hemen ekleyeceğim arkadaşlar. Sormak istedikleriniz, sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Cevap vermeye çalışıyorum ki takdir edersiniz, işlerimiz çok yoğun. Ben bir YouTuber, aslında bir YouTuber değilim ama sizin sayenizde ve bakıyorum hani takipçilerim de çok, güzel yorumlar da alıyorum. İnşallah ben de size güzel şeyler katabiliyorumdur. Bir YouTuber gibi bir çekim yapamıyor olabilirim. Bir nasıl diyeyim, yönetmen gibi çekim yapamıyor olabilirim. Bunlar benim işimin yoğunluğundan kaynaklı. Ama elimden geldiği kadar çekeceğim. Sizinle birlikte sizlere, yani bizim yaptığımız işleri, sanayideki işleri, işte mekanik, otomotivle ilgili merak ettiğiniz şeyleri çekip göstereceğim. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoya geçelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Görüntüde turboda bir şey yok gibi görünüyor. Bir baksınlar bakalım. Ben onu göstermek için çağırdım. Yani çok fazla o hem de tehlikeler. Zaten bu aralar fazla. İşte bayağı eskiden. Dur ben marşa bir basar mısın? Ama istop edecekmiş gibi bas. Anahtar da olsun elim. İstemezsin. Polenin de tutar. Bas. Nerede okuyorsun? Belli kanatlar. Bas abi.